Herkese merhaba, ben Namı Değer, EOHIX kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en büyük ayakkabısını yapacağım. Türkiye'nin en büyük Air Force'unu yapacağım aslında. Bakalım videomu beğenecek misiniz? Bunun için kullanacağım malzemeler bayağı büyük. Çünkü ayakkabı da çok büyük olacak. Şu anda pek bir şey anlaşılmasa da hemen hemen şöyle 1 metrelik bir ayakkabı yapmak istiyorum. Zor bir süreç olacak ama ilk olacak. Biliyorsunuz ilkleri yapmayı severim. Güzel de olacağına eminim. Tabii bunu yapmadan önce bir kalıp almam gerekiyor. Aldığım kalıbın da ayakkabıya oturması gerekiyor. Tamamen orijinal bir Air Force'un kalıbını, stampasını çıkartıp yapmaya çalışacağım bakalım. Öncesinde küçük bir deneme yaptım tabii ki şu süngerle. Zaten kendim de bildiğiniz gibi sıfırdan ayakkabılar yapıyorum. Türkiye'de bunu yapan ilk sneaker artist zaten benim. Onun için daha önce elimde çıkartmış olduğum eski bir kalıbım vardı, onu kullandım. Onu kullanarak bir tane süngerden yine ayakkabı yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi bu sünger bir ayakkabı. Ortalama 50 numara gibi bir şey şu an bu elimdeki. Ben bunun daha büyüğünü yapmaya çalışacağım. Belki de 100 numara, belki de 200 numara. Bakalım beğenecek misiniz? Tabii ki de bunu yapmaya masa yetmedi, o yüzden yere geçiyorum. Yerde büyük bir alana ihtiyacım var. O şekilde devam edeceğim. Ayakkabının ön kısmını çizdim. Bu 46 numaranın bir kalıbı aslında Air Force'un. Bunu yavaş yavaş santim santim büyüterek en yüksek ölçüye çıkmaya çalışacağım. Devam edelim. İşte kalıp hazır. Bayağı büyük gördüğünüz gibi. Uğraştırdı biraz ama değecek umarım. Bu büyüyünce ayakkabı olacak. Vallahi çok yoruldum arkadaşlar. Ama ortaya güzel bir şey çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Durmak yok, devam ediyorum. Tam 4 saat falan oldu herhalde buna başlayalı. Yine de normal birine göre hızlı gidiyorum tabii de. Ama yordu. Ve devam edelim. Evet, sonunda bitti. Uzun uğraşlar sonunda Türkiye'nin en büyük Air Force'unu yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? Ama göstermeden önce şunu söylemek isterim. Normalde bir günde bitirmeyi planlıyordum. Fakat baktım ki gerçekten beni zorluyor ve sürekli yapıştırıcı ve benzeri malzemeler de kullandığımdan dolayı atölyem çok fazla koktu. Ara ara havalandırsam da o koku birazcık siniyor atölyeye. Yoğun bir kimyasal çünkü. Ardından bir gün ara vermeye karar verdim. Ertesi gün devam ettim ve ikinci günün sonunda toplamda 8-9 saatlik bir çalışma sonucunda Türkiye'nin en büyük Air Force'unu bitirdim. Hadi bakalım görelim. İşte geliyor. İşte bu. Gerçekten çok büyük bir Air Force oldu. Türkiye'de zaten bunun eşi benzeri yok. Ben de Türkiye'deki ilkleri yapmayı seviyorum kendi alanımda. Türkiye'nin ilk sneaker artisti olmanın hakkını vermem gerekiyor tabii ki. Gördüğünüz gibi normal bir Air Force'da olan bütün detaylara bağlı kalmaya çalıştım. Bütün detaylarını eklemeye çalıştım. Dikiş izlerinden logosunun temizliğine kadar. Önündeki gördüğünüz gibi o küçük deliklerine kadar. Bağcık deliklerine kadar. Bağcığına kadar hatta. Ardından yine şu aşağıda gördüğünüz Air yazısına kadar. Hepsini en iyi şekilde size yansıtmaya çalıştım yaptığım işte. Kullandığım malzeme ince sünger bir malzeme. Sakın kartondan zannetmeyin, bu bir karton değil. Karton olmamasının bir diğer avantajı da sünger olmasının avantajı, daha doğrusu esneyebilmesi ve kırılmaması. O yüzden şekile sokmak biraz daha kolay kartona göre. Tabii ön kısımları yaparken birazcık zorlandım. Şu kısmı çevirirken falan bayağı zorlandım. Tabii onu da küçük triklerle hallettim. İsterseniz bir de bakalım boyunu ölçelim. Bir boyunun ölçüsünü alalım şu ayakkabının. Diğer sneaker artistlerin de boyunun ölçüsünü alalım bakalım. Tam 115 santim üstten baktığımızda. Nereden baksanız 1,5 metreye yakın. 1 metre 15 santim. Şöyle de bir karşılaştırma yapabiliriz. Daha önceden yaptığım bu ayakkabı 50 numara bir Air Force'tan. Kalıbı o şekilde. Şöyle koyduğumuzda 1 2 3 3,5. Yani 175 numara bir ayakkabı diyebiliriz bu Air Force'a. Bu kadar büyük bir ayakkabı Türkiye'de yok. Tabii ki bu işin şakası. Ben sadece yıllardır ayakkabılarla uğraştığım için, bu tarz işler yaptığım için farklı bir içerik olsun istedim. Siz de benimle birlikte eğlenin, keyif alın istedim. Umarım siz de videomu beğenip keyif almışsınızdır. Bir de şöyle boydan bakalım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Benim boyum 1,80. Hemen hemen karnımın hafif üstüne kadar, göğsümün alt kısmına kadar geliyor. Şöyle kucağımda tuttuğum zaman zaten sığmıyor kucağıma. Gayet büyük. Biraz daha büyük olsa içine bile girebilirdim herhalde. Şöyle durduğumuzda hop, çöktüğünde şu şekilde içine girebileceğim kadar
büyük bir alan var içerisinde. Gerçekten devasa bir Air Force oldum. Evimde güzel bir dekor olarak kullanacağım. Atölyemde daha doğrusu. Atölyeme de çok yakışacağını düşünüyorum şimdiden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra yine aktif olmaya devam edeceğim. Artık meydan boş değil. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı, beni arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Ben namı değer EvoKicks. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.